Herkese merhaba arkadaşlar, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir haftaya girdik. Bizim için perşembeden başlıyor biliyorsunuz haftalar. Çünkü oyuncular yenileniyor vesaire. My Club'la ya da PES'le yatıp PES'le kalktığımız için. Ama yılbaşı haftası gerçekten çok fazla yenilik bekledik. İnanılmaz şeyler olacak. İşte ne bileyim, oyunu açtığında Noel Baba orada elinde siyah toplar falan, öyle bir şeyler kurarken yine hüsran oldu be. Yani hüsrandan kastım şu. Okey, çok iyi. Yani GP ile alabiliyorsunuz. 250 coin ile de alabiliyorsunuz. Haftalık Player of the Week yok. Ne bileyim işte, diğer o 100 coin'i alabildiğimiz yer kapalı, yok. Temsilcilerde İtalya'nın Legend'ları var. Okey, kabulüm. Hele burada Adriano gelirse şu kolu böyle ne yapacağımı bilemem. Ama yani giriyoruz şimdi. Legend Edition var. Onun dışında diğer tarafta başka hiçbir şey yok. Bu normal coin'le ve GP ile alabildiğimiz normal oyuncular var bunda. Koleksiyonda bir oyuncu var ki beni delirtecek bir oyuncu. Kabul ediyorum. Mesela Adriano, forvet Adriano gelirse biterim yani, öyle bir şey. Oyuncuları tek tek analiz edeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Ve 250 25.000 GP ya da 250 coin harcayarak alabileceksiniz. Tavsiyem şudur. Yani ileride çok çok daha iyi kampanyalar çıkacaktır. Yılbaşına özel, tamam, günlük girdiğinizde çok iyi ödüller veriyor. Ama bizim amacımız şu anda toplarda bir şey istedik ya. Yani topta bir şey olsun istedik ama olmadı. Griezmann şu anda en başı çekiyor 90 overall'la. Maldini var arkadaşlar. Stoper, yaşı bilenler bilir, çok iyi bir stoperdir. Biraz ağır bir stoperdir normalde ama çok çok iyi. Pozisyon alması vesairesi çok iyi bir stoperdir. Baktığımızda topuk hareketi, dengeli pas, yerine orta, adam markajı, top kesme, kaptanlık. Yerine orta şeyinin olması enteresan Maldini'de. Genelde stoperlerde bu özellik yok. Bek adamlarında oluyor. Cilet var. Böyle okunuyor diye düşünüyorum. Buna benim de yaşım yetmedi. Bunu ben hatırlamıyorum çünkü. Hollandalı oyuncu, patlama gücü 87, hemen gözüme çarpan özellikleri fiziksel temas, sıçrama. Ofansif orta saha olarak oynuyor, 1.90 boyunda. Ben biliyorsunuz ki hani Pogba tarzı orta saha ya da ofansif orta sahada böyle uzun adamları severim. İş yapar Pavel Nedved. Pavel Nedved, bunu çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi bir oyuncu. Bu arada Pavel Nedved ve Buffon Juventus takımı küme düşürülme olayı vardı. Bilmiyorum hani hatırlayanlar var mı? Usulsüzlük yaptıkları, şike yaptıkları için küme düşürülmüştü. Ve o zaman Pavel Nedved ve Buffon takımı terk etmeyip bir alt ligde tekrardan çıkarmak için mücadele etmişlerdi arkadaşlar. Böyle oyuncular bulmak gerçekten kolay değil. Ve bu arada aldıkları paradan da feragat falan ettiler ya da çok az bir para aldılar. Hani normal sözleşmeleri devam etmemişti o yıl. Acayip bir şey. Higuain, geçtiğimiz yılların hileli oyuncusu. PES 2018-2017'de vurduğunu atan bir oyuncuydu ama 2019'da çok fazla yönlendirmedim. Biliyorsunuz Juventus seçiyorum genelde. Juventus'ta artık olmadığı için Milan'da çok fazla seçen yoktur diye düşünüyorum. Oraya kiralık olarak gitti. Ama 1-2 kere Milan'la oynama şeyim oldu. Çok da böyle vurduğunu da atan bir oyuncu değil. Ve Higuain biraz ağır bir oyuncu forvet olarak. Yani aslında gezenti forvet olarak aklımızda kalmış bir oyuncu Higuain ama tam sabit Galatasaray'a bir ara gelen Jardel gibi, ne bileyim Fenerbahçe'de geçen yıl oynayan Fernandão gibi aslında pivot bir forvet. Ama tek sıkıntısı fiziksel temas vesairesi iyi olsa da hani kafa vuruşlarında çok iyi. Vurduğunu atıyor kafa vuruşlarını ama fizik açıdan biraz 1.84, hani çok böyle ben buradayım pivot forvetim edası yok. Agüero bizim küçük enişte, patlama gücü vesairesi çok iyi. Makas çalım, Marsilya'dır şöyle yaprak, akrobatik bitiriş, anında şut. Bence bir forvette olması gereken bütün her şey ve en önemlisi kurnazlığı var arkadaşlar. Kurnazlık kesinlikle olması gerekiyor. Coutinho, bir türlü beğenemedim ben bu adamı. Yani
Belki de bize hani seviyesi düşük gelmişti. Ondan çok fazla verim alamadık ama Coutinho'nun da şu an patlama gücü 90. Patlama gücü 90 olup hızının 79 olması biraz böyle hani çok böyle rastlanan oyuncular değildir böyle. Tuhaf. Aslında birbirine çok yakın olur onlar. Demek bir hızlanması var ama sonra kalıyor. Duran top kullanabiliyor. Falso vesaire özellikleri var. Tabii ki hani bu kartındaki özellikleri çok fazla. Marsilya dönüşü, ayak çalımı, dalan şut, yükselen şut. Bunların hepsi önemli özellikler. Geldik tipini sevdiğim Dybala'ya arkadaşlar. 25 yaşında Dybala. GF olarak oynuyor. Sarsılmaz dengesi göze batıyor. 91 top kontrolü 90. Dayanıklılığı da 80 olsa da bu çok enteresan bir oyuncu. Şimdi patlama gücünün 86 olduğuna aldanıp mesela çok böyle hızlı gitmeye çalışıyorsunuz ama topla hızı çok iyi olan bir oyuncu değil. O yüzden hani bir Douglas Costa vesaire gibi asla şey yapmayın. Bu bana göre oynatacaksanız kanatlarda asla oynatmamanız gerekiyor. Dybala'yı kesinlikle göbekte, forvet, SF, ofansif orta saha oynatabilirsiniz. Çünkü kanatlarda da oynayabiliyor olarak görünüyor. Ama asla bir kanat oyuncusu ve asla bir GF değil. Mesela oyun da şu an GF gösteriyor. Asla bir GF oyuncusu değil. Santrfor ya da OOS yani gezmemesi gerekiyor. Çünkü hem staminası, dayanma gücü o kadar yüksek değil. Hem de gezdiğinde çok böyle başarılı olamıyor. Kurnazlığı olmasına rağmen arkadaşlar. Ve geldiği bir zamanlar o Winning Eleven oynayanlar için çok özel bir oyuncu. Adriano shoot power'ı 20 üzerinden 19'da hatırlayacaksınız. Şu anda da burada full yapmışlar şut hızını. 99 olarak görünüyor. Fiziksel teması 94. Acayip bir fiziki teması vardı. Hani Adriano'yu hatırlamayanlar daha sonra Brezilya milli takımında Hulk'u bilirler. Hulk gibiydi. Yani omuz falan koydu mu adamı öldürür. Öyle bir adamdı. Ya dayanıklılığını çok kötü yapmışlar. 65 dayanıklılık. Bence böyle bir futbol hayatında böyle bir dayanıklılığı yoktu. Neyse. 88 overall kafa vurma aşırtma şut. Sebrero, Marsilya, ölü yaprak. Yükselen şut anında şut ve dış plase. Adriano'yu genelde çok böyle dış plaseyle görmedik aslında. Genelde vurdu mu fileyi yırtardı. Zanetti bu da çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Yaşı yetenler Inter'de kesinlikle çok çok iyi bir oyuncuydu. Patlama gücü hızı çok iyi ve futbol hayatına çok uzun yıllar devam etti. Yani 35 yaşlarında falan yine banko oynuyordu. İyi bir oyuncu. Onda da özellikler yerine orta ki biraz önce bahsetmiştik. Yerine orta genelde bek adamlarında oluyor. Mücadele ruhu, kaptanlık bunda da var. Bence gerçekten hani sağ beke kimi oynatıyorsunuz bilmiyorum ama mesela Bellerin vesaire var bile. Bellerin bile olsa takımınızda ben onu Bellerin yani Zanetti varken umurumda olmaz. Kellini eski dost, bu zaten Juventus seçtiğimiz için çok fazla oynadık bununla. Bence stoperlerin arasında Sergio Ramos'la birlikte en iyi stoperlerden biri diye düşünüyorum. Mesela o sıralamaya Piqué'yi koymam. Bence Kellini çok iyi bir stoper. Douglas Costa iyi bir oyuncu ama Douglas Costa her zaman bahsettiğim gibi süper yedek özellikleri olan bir oyuncu. Yani aslında ilk 11 oyuncusu değil. Daha sonra oyuna soktuğunuzda ki dayanma gücünden zaten anlarsınız 79. Sonradan oyuna soktuğunuzda başarılı olabilecek bir isim. Geriye de Casemiro, Icardi bunları zaten biliyorsunuz. Rekoba. Rekoba acayip bir oyuncuydu ya. Şu anda var ya gözümde canlanır koskoca mazi arkadaşlar. Rabona dış plase. Tek pas, anında şut. Yani Rekoba'nın gelmesini çok fazla isterim. Ama ne olur ne biter bilmiyorum. Rekoba 86 overall aslında bir tık daha da iyi olabilirdi. Çünkü yani Inter'in önemli oyuncularındandı zamanında. Bonucci'yi biliyoruz. Immobile, Alexandro, Insigne ve Toldo. 85 overall'da Toldo. Penaltı kurtarıcı, kaleci, uzun atışı, yüksek degajı var. Yüksek degaj sevmeyenler için çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum ama eskiye böyle bizi götürdüler yani Toldo. Bilmiyorum hani mazide olsun diye oynatırdım ben. Verratti, Savic, Dior Cave. Bunu çok fazla bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Cambiasso.
Cambiaso çok etkili bir oyuncuydu ama PES 2019'da işimize yaramaz. Hani biraz daha böyle hızlı bir defansif orta saha ihtiyaç duyarız. Ama top kazanması falan çok iyi. Samuel'i de hatırlıyorum. Çok iyi bir stoperdi arkadaşlar. Başka var mı? Stankovic'i de hatırlıyorum. GO şut gücü 89. Kaptanlık anında şut özellikleri var. Gerçekten aslında hani bunlardan biri geldiğinde mutlu olurum ama yani 25.000 GP'yi açacak olmamız kötü. Ama bir tane yine bir top açalım. Belki bir sürpriz yapıp şarabiler falan var. Belki sürpriz yapıp Konami bize hepsini siyah verir. Hani böyle bir yılbaşı sürprizi olabilir mi diye düşünüyorum. Yapmaz bir şey de. Neyse buradan bir top açılımı yapalım. Bu arada tabii hesaplarımızdan top açılımı yapacağız. Ama çok da aman aman böyle keyifli değil. Bir tane hemen şuradan yapıştıralım. Bakalım ne çıkacak, çok merak ediyorum. Top Michael Abamlemi. Top bizim için, yılbaşı için dönsün. İtalya. Bakalım kim? Sarı geldi. Romalı Florenzi. Aslında hızlı bir oyuncu, iyi bir oyuncudur ama tabii ki de diğer oyunculardan gelmesini isterdik. Bugünlük yani aktaracağım bu kadar. Muhakkak top açılım videosu da atacağım sizlere. Çünkü top açılımsız olmaz ama yani o 100 coin'le ne bileyim verselerdi bize, oraya coin, oraya coin hepsini koysaydık, böyle adamlara yatırsaydık ama olmadı. Canın sağ olsun Konami. Ama klasik lafımızı söyleyelim. Ama bu sefer şöyle söyleyeceğim. Geçen hafta bokum gibiydi. Bu hafta da çok da böyle lokum gibi değil. Görüşmek üzere.